Pazar fiyatı şu duruma göre bedava. Bedava ya, bunu toplamazlar bile. Nahliyesi 1500-2000 lira. Bir şeftali yiysek saatte şeftali de lüks sayılır. Valla şu anda vatandaşın çoğu işsiz. Bedava da versen alacak durumu yok. Yani geçen seneye bakarak bu sene fiyatlar yine bedava. Çünkü %40-%50 para deval oldu. Durduğu yerde 8-9 liraya çıkmadı. Biz onu bilmiyoruz işte. Paramız değer kaybediyor. Geçen seneki 10 lira bu sene 5 liraya düştü. Valla benim bütçede sınır yok. Benim gelirim fazla. Onun için ben 50 de harcarım. %, mesela 50 kilo kavun aldım şu anda. Tek başıma. Bu gidişat ticiye diye bak, pazarda hiç Allah'ın kulu yok. 1,5-2 liraya domates veriyor. Daha bunun altında olmaz ki. Daha fazla alırsan 1 liraya domates veriyorlar 1,5'a. Neye versin? Niye böyle ucuz fiyatlar? Yok, müşteri yok. Talep yok. Talep olmadı mı ne olur? Mecburen. Az talep dengesine bağlı. Fiyatlar normal. Yani gelir düzeyinde normal yani. Çok aşırı bir fiyat yok. Mallar biraz, az gelen mallar biraz yüksek fiyatlı geliyor. Piyasa bol olursa fiyatlar uygun yani. Şu anda genelde normal. Zam yok. Fiyatlar normal. Müşteri durumu da tabii ki pandemiden dolayı biraz düşüşü var. Ama sabit gelen müşterilerimiz yoğunlukta. Kış geliyorsa, kış geldiği zaman biraz kışa yönelik sebze meyve satıyoruz. Sıkıntı olmuyor yani. Kışın kış memnunuz, evet. Kış sezonuna dair bekleniyoruz. Şimdi kavun karpuz bittiği zaman biz kışın kış sebzesi, yani yeşillik, kara lahana, havuç, turp, yeşil lahana satıyoruz. Yani değişen bir şey olmuyor bizim için. Satışlarımız kötü. Mal pahalı. Nasıl desem, şu an kurutmalık, turşuluk zamanı. Talep yok, alım gücü yok. Her zamanki gibi olduğu gibi. Pazarın hali ortada, bomboş. Zam sürekli var zaten, yani pahalı olan bir şeye zam yapılmıyor. Pahalı zaten. Sebze olarak pek diyemeyiz de meyvenin hepsi pahalı. Meyve pahalı yani. İncir 20 lira, şeftali 8 lira, 10 lira. Çekirdek üzüm 8 lira, 7,5 lira. Yani şu an asgari ücretle geçinen bir ailenin bir meyve dizeyim dese en az 200-300 lira parası çıkması lazım. O da çok zor. O yüzden alım gücü yok. Müşteri yok. Müşteri marketi tercih ediyor. Nakit para olmadığı için, kart sistem olduğu için direkt marketi tercih ediyor. Adam alıyor istediğini, taksite böldürüyor. Alışverişini marketten yapıyor. Pazarı tercih etmiyor. Vallahi şöyle diyeyim. Yine geçen seneki gibi olacak. Şöyle 15-20 gün sonra yine kısıtlama gelecek. Yine pazarcıları içeriye tıkacaklar. Yani hiçbir destek vermiyorlar zaten. Verdikleri 3 ayda bir 1 milyar para. O da hiçbir şeyimize yetmiyor. Yani kısıtlamaya getirecekler, durum daha vahim olacak, daha berbat olacak. Ben seyyardan şikayetçiyim. Bizi bitiren birinci aslında sebep seyyar. Yani her caminin önünde, her parkın önünde seyyar var. Diyor ki ben vergimi veriyorum, algımı alıyorum işte, bahsediyor. İşte arabam sigortasını veriyorum, işte aldığım malın parasını veriyorum. İyi de biz burada affedersiniz eşek başı değilik. Ben belediye işgaliye mi veriyorum? Ne bileyim, yıllardır esnaflık yapıyorum. Esnaf sicil kayıt belgesi, oda kayıt belgesi. Yani bir sürü para döküyor. Emeğimizin karşılığını almak için gece 4'te 5'te kalkıyor. Akşam 11'de 12'de evimize gidiyor. Ama ziyan oluyor onların sayesinde. İşleri rast gelsin seyyarlar sayesinde. Biz buna üzülüyoruz. İşlerimizin düşme sebebinden biri de o. Fiyatlar normal aslında da satışlardan hiç memnun değiliz. Çünkü müşteri gelmiyor. Neden gelmediğini bilemiyoruz. Çünkü neden? Fiyatlar uygun ama müşteri gelmiyor. Markette pek çoğu tercih etmiyor aslında. Mazar tercih ediyor ama yine de düşük. Çok fiyatlar düşük. Zam yok. Bak, geçen sene de 10 liraydı. Bu sene de 10 lira. Ondan önceki sene de 10 liraydı. Hiç fiyatlar değişmiyor. Ama müşteri gelmiyor. Fiyatlar şu an düşüş. Fiyatlarımızda gerçekten düşüşlük var. Bak, 7,5'a şeftali. 5 liralık. Hektarı 5. Elma 4 kilo 10, muz 12, üzümler 5 lira. Pazarda düşüş var. Müşteri gerçekten yok, müşteri elinde yok yani. Müşteri yine sıkıntı da. Aylıkçı adam bugün pazara geliyor, elinde 50 milyon para var. 50 lira çıkamıyor ki. Bir meyve poşeti diziyor, 100 lira tutuyor, 80-100 lira tutuyor. Bunun sebzesi var, yiyeceği var. Gerçekten sıkıntı yani. Vallahi yazımız, kışımız, kışın, yazın biraz çalışıyor, kışın yok parayı. Bu hafta ne kadar bütçe ayırdınız pazar için? Hiç ayıramadım ki. Çok mu pahalı? Çok pahalı.
Çok pahalı düşünüyorum. Alamadım, gidiyorum boş.